Yıllar önce Amerika'da olmuş bir vakayı anlatmak istiyorum. Adam mahkemede hakimin karşısında çıkıyor. Hakim soruyor, neden doktoru dövdün diye. Adam da şunu söylüyor. Ben 7-8 ay önce o doktorun yanına gittiğimde doktor bana analiz sonucunda sen sadece 6 ay daha yaşayacaksın, 6 ay sonra öleceksin dedi. Ve aradan 6 ay geçtikten sonra ben yaşamaya devam ediyordum. Doktorun yanına gittiğimde ben daha fazla yaşadım deyince doktor, ya kusura bakma, özür dileriz. Senin kanını başkasıyla değiştirmişiz. Zaten seni arayacaktık ama sen erken geldin deyince o kanını karıştırdığımız adam dün öldü. Sen Türk gibisin, sende bir şey yok deyince adam sinirden doktorun ağzına yumruğu geçiriyor. Bunu yaptım diyor. Peki neden vurdun? Aslında iyi bir haber verdi. Yani sana bir müjde vermiş. Uzun yaşayacağını söylemiş deyince, evet hakim bey haklısınız. Fakat diyor, o güne kadar ben her günün tadını alıyordum. Her gün benim için son gün gibi yaşıyordum. O yüzden o yaşadığım her saniyenin kıymeti vardı, değeri vardı, önemi vardı. O 6 ayı çok güzel geçirdim. Çünkü son günümmüş gibi yaşadım. Ve doktor bu haberi verince de sinirden yumruğu indirdim. Yani yine eski tas, eski hamam, eski çarkın içerisinde yine koşturacaktım. Ondan dolayı sinirlendim diyor. Şimdi mevzu şu sevgili arkadaşlar. Peygamberimizin bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılın. Ve yine yarın ölecekmiş gibi ahirete sarılın buyuruyor. Yani burada anlatılmak istenen, tat almak istiyorsan dünyadan ve ahiretten faydalanmak istiyorsan o zaman ortadan gideceksin. Son gün yaşıyormuşsun gibi hayatı yaşayacaksın. Bununla beraber hiç ölmeyecekmiş gibi de işine sarılacaksın, işini yapacaksın. Dengeli bir hayatın olması gerekiyor. Balans kurman gerekiyor. Bu hikayeden ders almamız gerekiyor. Hayatın balansını nasıl kuracağız? Değerli arkadaşlar, farkındalıkla, farkında olarak, Matrix'ten çıkarak, yani donanım katarak kendine. Senin kendini tanımandan geçiyor. Kendini tanıdığında, ayak bağlarının ne olduğunu öğrendiğinde, üzerindeki sıkıntıların, engellerin ne olduğunu, üzerindeki o gafletin ne olduğunu fark ettiğinde onu kaldırırsın, ondan kurtulursun. Kendini tanıdığında onları fark edersin, uyanırsın. Bununla beraber kendini tanıdığında yine senin içinde uyuyan bir aslan var. Potansiyelin var keşfedilmeyi bekleyen. Onu da hareketlendirirsin. Bu neyle alakalı? Kendini tanımakla alakalı. Peki kendini nasıl tanıyacaksın? Onun tek yolu var. İkinci bir şahıs, bir uzman, dışarıdan birisi seni analiz edecek. Seni araştıracak, inceleyecek. Sana seni anlatacak. Ve engellerini testlerle, analizlerle ortaya çıkaracak. Dışarıdan birisi yapacak bunu. Sen kendi başına yapamazsın. Asıl hedef ne? Kendini bilmek, kendini tanımak. Bunu yaparsan eğer ömrünü israf etmezsin, ömrünü zayi etmezsin. Bununla alakalı Peygamberimizin hadis-i şerif var. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani hayattan tat almak istiyorsan, biraz önceki gibi o gün son günmüş gibi yaşamak istiyorsan, bununla beraber işini en güzel şekilde hiç ölmeyecekmiş gibi yapmak istiyorsan, o zaman kendini bilmen gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Biz yıllardan beri testlerimizle, analizlerle bizim programımıza katılan arkadaşlara kendini tanıtıyoruz. Kişi kendini tanıdıktan sonra üzerindeki laneti neyse, üzerindeki o blokajı neyse, üzerindeki sıkıntı neyse onu kaldırabiliyor. Bunun yanında da içindeki aslanı uyandırdıktan sonra arzuladığı hedefe çok hızlı ulaşıyor. 3 ayda yaşam kalitesini en az 2 katına bu şekilde çıkarabiliyor. Başka türlü olmuyor. Yani kendini bilmekten geçiyor. Dolayısıyla eğer sen de artık uyanmak istiyorsan, hayattan tat almak istiyorsan, işini en güzel şekilde yapmak istiyorsan, o zaman bizim mentörlük programımıza katılmak için başvuru gönder. Şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.